Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türk'ünün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haber 19'da karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden gelişmelerle karşınızdayız. Öne çıkan gelişmeleri paylaşacağız. Önce haber özetlerimiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne görüştü. Fuat Oktay, anlaşmanın temeli olarak yatırımlar ve ekonomik çarkların dönmesidir dedi. 3 milyar 250 milyon TL kaynak ayıracakları söyledi. Başbakan Ersan Saner, 400 milyon TL civarındaki bir bütçeyle reel sektörü destekleme kararı aldıklarını ve protokol kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile değerlendirdiklerini söyledi. Kanal T Haber'in bugünkü durağı Değirmenlik Belediyesi oldu. Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Kanal T Haber'e bölgede vakalara ilişkin bilgi verdi. Belediye ve bölgede yaptırılan 560 testin tümünün negatif çıktığını kaydetti. Resmi Genel Sekreteri Serhan Aktunç, açılma taleplerini bir kez daha Kanal T Haber aracılığıyla duyurdu. Aktunç, pazartesi günü işletmelerini açacaklarını yineledi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşındaki hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Haber bültenimize, 5 parmak dağları üzerine kurulan 3 kaleden en batıda yer alan Sentinaryon Kalesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına neden olarak yıldırım düşmesi iddiaları yer alıyor. 5 parmak dağlarının en yüksek konumlarından biri olan Sentinaryon Kalesi'nin alt kısmına yağışların etkisiyle yıldırım düştü. Yıldırım bölgede yangını yol açtı. İtfaiye ekipleri olay yerine gitti. Kalenin Girne'ye bakan yönünde yükselen alevler uzaktan görülüyor. Yangın kaleyi iyice sarmış durumda. Çünkü askeri bölgeye gidemeyiz oraya. Yangına polis, itfaiye ve askeri personel müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam etti. Olay yerinde Kanal T Haber Müdürü Mahmut Doğan var. Mahmut Doğan, son gelişmeleri senden alalım. Yangın henüz kontrol alınmadığı bilgisi geldi. Son durum nedir? Biraz evvel Ferda bizim aldığımız bilgi artık yangının o eski şiddetini kaybettiği yönünde. Turizm Bakanı orada, İçişleri Bakanı orada, Girme Kaymakamı orada. Biraz evvel açıklama da yapıldı. Açıklamada yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Tabii ufak ufak şu an hala alevler var ama 16.45 civarında yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın ülkede bir anda gözlerin 5 parmak dağlarına, Sentinaryon Kalesi'ne çevrilmesine neden olmuştu. Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor ama muhtemelen bu bilgiler yarın sabah teyit edilecek. Bizler Beyaz Ev Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Beyaz Ev'in oradayız. Yukarıya geçişler asker ve polis tarafından şu anda kısıtlanmış durumda. Yangın yerine gidemiyoruz. Oradan gelen görüntüler var. O görüntüleri ekranlara da getiriyoruz şu an. Yangının kontrol altına alındığını şu an için söyleyebiliriz. Ama uzaktan bakıldığı zaman halen ufak ufak da olsa kıvılcımların olduğu gözüküyor. Yoğun bir koku var. Burada da yağışın beklenen şiddette olmaması şu an itibariyle yangının tam da böyle söndürülmesi noktasında yardımcı olmadı. Ama hala yer yer şimşekler çakıyor. Devletin tüm yetkili isimleri burada. Muhtemelen yangında herhalde 1-2 saat içerisinde söndürme işlemleri de tamamlanmış olacak ama hala uzaktan baktığımız zaman orada o kızıllığı görebiliyoruz biz de buradan. İçeriden aldığımız bilgilerde ise şu var, oradaki büfenin tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği yönünde. Gördüğümüz görüntülerde zaten büfe artık tamamıyla iskelet haline gelmiş durumda. Muhtemelen 1-2 saat içerisinde tamamıyla kontrol altına alınır, soğutma işlemleri yapılır.
olayın devameti yarın sabah ortaya çıkacaktır. Bizler de Kanal T olarak burada bu yangını takip ediyoruz. Eğer izin verildiği takdirde yukarıya çıkacağız. Oradaki sıcak görüntüleri de alacağız. Ama yarın sabah itibariyle de canlı yayın ekibimiz ve aracımızla birlikte orada olacağız ve oradaki bütün gelişmeleri en ince ayrıntılarına kadar Kanal T haberi de olarak ekranlara getireceğiz. Şimdilik burada aktaracaklarımız bu kadar sayıda. Sıcak gelişme olduğu takdirde yayın içinde tekrar sana bağlanacağız. Buradaki o son bilgileri sen aracınla paylaşacağız. Teşekkürler Mahmut Doğan. Evet, sevindirici haber. Gerçekten kontrol altına alınması önemli bir gelişme. Zira alınamasaydı bu bir facia anlamına geliyordu. Çünkü tarihi bir kaleden bahsediyoruz. Sant Hilaryon Kalesi Kıbrıs'ın en önemli zenginliklerinden bir kültür mirası. Ama yangın şu anda kontrol altına alındı. Bilgisi geldi ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yönünde. Ancak yıldırım düştü mü bu iddialar yarın sabah açıklığa kavuşacak. Devam edelim. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne görüştü. Fuat Oktay, anlaşmanın temeli olarak yatırımlar ve ekonomik çarkların dönmesidir dedi. 3 milyar 250 milyon TL kaynak ayıracaklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anlaşmanın temeli olarak yatırımlar ve ekonomik çarkların dönmesidir dedi. 3 milyar 250 milyon TL kaynak ayıracaklarını söyledi. Çarpan etkisi yüksek alanları güçlendirerek kendi kendine yeten bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir. Bu anlaşmayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu yıl 2,5 milyar Türk lirası yeni kaynak aktarıyoruz, ayırıyoruz. Geçen yıldan devreden tutarla birlikte toplam 3 milyar 250 milyon liralık bir yine toplamda bu yıl için bir kaynak öngörüyoruz. Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada 20 bin doz Sinovac aşısının daha Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a gönderileceği belirtildi. 20 bin Covid aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Sizinle de birlikte onu hemen gönderebiliriz. Böylece toplam aşı yardımımız KKTC'ye 100 bine ulaşmış oluyor. Oktay Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına selam yolluyorum dedi. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar başta olmak üzere KKTC'deki tüm kardeşlerimize bir kez daha selam ve sevgilerimi iletiyorum. Oktay, Kuzey Kıbrıs'a uygulanan haksız ambargoları sineye çekmeyeceğiz dedi. Maraş konusunda geri adım atılmayacağını belirtti. Bununla birlikte KKTC'ye uluslararası alanda haksız şekilde örülmüş suni engellerin de bir an önce kaldırılması son derece elzemdir. Uluslararası toplumun vicdanında ön yargıların hakikatlerin önüne geçmesi kabul edilemez. Maraş bölgesinin yeniden hayat bulması yönünde verdiğimiz karardan da zaten asla vazgeçmemiz söz konusu değildir. Burası KKTC toprağıdır. Cenevre'de yapılacak zirveye değinen Oktay, AB'li masaya taraf olarak katılmasına gerek yok dedi. Kıbrıs meselesinin neredeyse kangren hale gelmesinin müsebbibi olan Avrupa Birliği, Cenevre'de müzakere masasında da yer almayı bekliyor. Avrupa Birliği'nin bu sürece katacağı, ne yazık ki masada taraf olarak katacağı fazla bir şeyin olduğunu da görmüyoruz. KKTC tarafıyla da bu konuda hemfikiriz. Dolayısıyla 5+1 toplantısında bulunmaları da pek fayda sağlayacağı görüşünde değiliz masada. ...2021 yılı Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Ersan Saner, 400 milyon TL civarındaki bir bütçeyle reel sektörü destekleme kararı aldıklarını ve protokol kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la değerlendirildiğini söyledi.
2021 yılı Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalanmasının ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, ana vatanları almış olduğumuz güçle birlikte egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet temelinde bir uzlaşıya her zaman hazır olduğumu yeniden ifade etmek istiyorum dedi. Bugünden itibaren de 5 artı BM toplantısında yine ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile esas hedefimiz egemen iki ayrı eşit toplum temelinden devam edeceğini ben de bir kez daha buradan tüm dünyayla paylaşmak istiyorum. Kıbrıs Türk halkının bu konuda kararlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Zaten son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kıbrıs Türk halkı bu yöndeki iradesini ortaya koymuş ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı olarak seçmiş bulunmaktadır. Kıbrıslı Türklerin Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı olarak seçtiğini söyleyen Saner, 40 yıldır devam eden bu çözümsüzlüğün faturasını halkın çekmesinin dünyadaki hiç adil olguyla bağdaşmadığında net olarak ifade etmek istiyorum dedi. Başbakan her zaman olduğu gibi ana vatana bizlere yaptığı her türlü katkı için teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Dünyadaki ülkelerin IMF'si vardır, bizim IMF'miz yok, ana vatanımız var dedi. Ben hep şunu söylüyorum, dünyadaki ülkelerin IMF'si vardır, bizim IMF'miz yoktur, bizim ana vatanımız vardır. Teşekkür ediyorum. Saner toplamda 322 kilometrelik 3. sınıf yolların 2021-22 yıllarında Türkiye'nin katkılarıyla yapılacak olmasının gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Başta bölünmüş yollarımız olmak üzere, diğer taraftan da adayı birbirine bağlayan 3. sınıf yollarımız olmak üzere toplamda 322 kilometrelik C3. sınıf diye tabir ettiğimiz yollarımızın 2021 ve 2022 yıllarında ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla yapılacak olması da bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgını konusuna değinen Saner, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yardımları salgınla mücadele noktasında bizler için büyük önem taşımaktadır. Ana vatanın Kuzey Kıbrıs'a ne kadar değer verdiğini ortaya koymaktadır dedi. Kanal T Haber'in bugünkü durağı Değirmenlik Belediyesi oldu. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler Kanal T Haber'e bölgede vakalara ilişkin bilgi verdi. Belediye ve bölgede yaptırılan 560 testin tümünün negatif çıktığını kaydetti. Bugün Değirmenlik'e gelmemizin nedenlerinden bir tanesi de geçtiğimiz pazartesi günü Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'in açıklamış olduğu COVID-19 vakalarıydı bölgedeki. Başkana sorduk yine vakalar var mı diye. Kendisi dün yapılan test sonuçlarını bizlerle paylaştı ama birazdan bunların hepsini kendisinden dinleyeceğiz. Bölgede şu andaki bütün test sonuçlarının negatif olduğunu ifade etti. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belediyede ve bölgede yaptırılan 560 testin tümünün negatif çıktığını kaydetti. Bölgede pazartesi gün Değirmenlik Sosyal Aktivite Merkezi'nde yapmış olduğumuz 560 testin tümü negatiftir. Tüm, başta ben de, tüm belediye personelleri de negatiftir. Bunu sizin aracılığınızla açıklamış olalım. Salı gün Meriç'teki Gündüz Bakım Merkezi'nde ve Dilekkaya köyümüzdeki Sağlık Ocağı'nda, Dilekkaya Muhtarlığımızda yapılan test sonuçları da 260'a yakın test sonucu da onlar da negatiftir. Bu bizi sevindirmiş. Pazartesi gün evet. Bölgemizde doğrudur. Sağlık Bakanlığı'nın yani açıklamış olduğu işte 8 vaka Cengir'de, bir vaka Değirmenlik'te, bir tane Düzova'da. Gerek Değirmenlik'teki, gerek Düzova'daki, gerek Cihangir'dekilerin tümü karantina merkezlerinde olan temaslılardı. Bunu da buradan açıklamış olalım. Ve bugün itibariyle bölgede herhangi bir sorun yok. İnşallah da bundan sonra da olmaz. Karavezirler Erülkü Market'te oluşan kalabalıkla ilgili de şu sözlerle açıklık getirdi. Erülkü Süpermarket geçen hafta işte ay sonu bir fotoğraf atıldı. Özel çekilmiş bir fotoğraf. Orada Erülkü Süpermarket'te 35 tane kasa var ve 35 her kasanın arası da 3 metre mesafededir. Öyle bir çekim yapıldı ki bilirsiniz
işte saat 6'da kapanırdı ve son içeri 6'da alınır. 7'ye kadar oradaki vatandaşlar alışverişini yapar, kasada ödemesini yapar, çıkardı. Bir şekilde lanse edildi, işte kalabalık ve kontrol edilmez. Orada her gün gerekli düzenleme yapılıyor, gerekli uygulama yapılıyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Şu anda saatleri de 8'e çektiler. Market kapanma saatlerini Bakanlar Kurulu biraz daha iyi oldu. En azından o yoğun sıkışıklık giderilmiş oldu. Restorancılar Birliği Genel Sekreteri Serhan Aktunç açılma taleplerini bir kez daha Kanal T Haber aracılığıyla duyurdu. Aktunç, pazartesi günü işletmelerini açacaklarını yineledi. 2020'de kapanmıştık. Sezonun en güzel zamanlarıydı onlar bizim sektörümüz için. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran en güzel zamanlarıydı ama Mart, Nisan, Mayıs'ı biz kaybettik o zaman da. O zamandan bugüne kadar da ilk 20 Mayıs'ta açıldığımız zaman da biz hükümete gitmiştik yine. Bütün o zamanki hükümet, bakanlar, başbakan, cumhurbaşkanı gezmiştik ve demiştik ki bizleri denetleyin sayın yetkililer. Ki muhakkak yani her kurum için, her sektör içinde yani çürük elmalarda muhakkak vardır. Hatalı olanları, suçlu olanları denetleyin ki kurulun yanında yaş da yanmasın demiştik. Restorancılar Birliği Genel Sekreteri Serhan Aktunç, pazartesi günü açılmadıkları takdirde dükkanlarını pandemi kurallarına uyarak kendini açacağını söyledi. Ama dedik ki eğer perşembe günü açılmazsak da bizi pazartesi günü açmazsınız, biz maalesef tüm kurallara kendimiz uyaraktan biz mekanlarımızı açacağız dedik. Yani bu bir sivil itaatsizlik mi dersiniz? Artık bıçak kemiğe dayandı mı dersiniz, artık bir dayanamama mı dersiniz? Biz bunu yapmak zorundayız Mahmut Bey. Çünkü gerçekten dayanacak gücümüz kalmadı. Biz kendimizden fazla personelimizi düşünüyoruz. Kanal T Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Aktunç, hükümetten gerekli desteği görmediklerini belirtti. Dünyadan örnekler verdi. İşte o zaman uçuşlar yapılmaya başlamıştı PCR'la, 3 günlük PCR'larla. Tekrardan vakalarımız patladı. İşte bugünlere geldik biz. 27 Ocak'ta kapandı bizim sektörümüz ama belki de Kasım'dan Aralık'tan beridir, işte vakaların yükselmesinin başlamasından beridir çok zor günler geçiriyoruz. Yani bu zor günler değil, çok çok zor bir gün yaşıyoruz. Personelimizin yüzüne nasıl bakacağız onu bilemiyor bazı işletmelerimiz, sektörlerimiz. Bazı insanlarımız kredileri var, bu krediler ne olacak? Şu anda ertelendi bunda işte 6 ay. Sayın Başbakan açıklama yaptı ama bunların faizleri var yine. O faizler ne olacak? Yani anlatabildim mi bilmiyorum ama çok zor durumda bizim sektörümüz. Bu konuda devletten, hükümetten, devletin o büyük devlet baba dediğimiz çatıdan bunca zaman pek bir destek görmedik. Aktunç bir an önce ülkede aşılama çalışmalarının tamamlanması gerektiğine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşındaki FD isimli hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada hastanın 19 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü diyabet ve tansiyon hastası olduğu ifade edildi. Yurt genelinde toplam kaybedilen hasta sayısı 24'e yükselmiş oldu. Millet ve Kültür Bakanı Olgun Amcıoğlu, Haspolat'ta iki öğrenci yurduna çıkan vakaları ve adaya gelecek öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin getirmesi konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile gerekli istişarelerin aylardır yapıldığını ifade eden Amcıoğlu, yazılı onaylar alındığı için biz bu adımları atıyoruz. Birileri felaket tellallığına soyulmaya çalışıyor dedi. Uygulamalı fakültelerden mezun olacak öğrencilerin tüm dünyada yüz yüze eğitime çağrıldığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde buna paralel olarak hareket ettiğini belirten Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcıoğlu, eğitimin kaliteli bir şekilde mezuniyet vermesini istiyoruz. Önce kaliteli eğitim için bu süreçte adımları atmaya devam edeceğiz tüm dünyada olduğu gibi şeklinde konuştu. Öğrencilerin karantinaya girmediği gibi hiçbir dayanağı olmayan iddiaların bulunduğunu belirten Amcıoğlu, bu iddiaları ortaya atanların ülkenin canını yerinden sökmeye çalıştığını kaydetti. Vakaların tespit edildiği öğrenci yurdunda yaşayan öğrencilerin eğitim gördüğü UPİ'de tarama çalışmaları yapıldığını ve iki pozitif vakanın tespit edildiğini ifade eden Amcıoğlu, temaslı takip ekibi temasları tespit etti. Okuldan kaynaklı bir bulaşma yok, dışarıdan gelen bir bulaşma var. Şu an her şey kontrol altında dedi. Öğrencilerin adaya gelmeye devam ettiğini belirten Bakan Amcıoğlu, günde ortalama 170 öğrenci geliyor.
8 Mart'tan sonra bu rakamlar yükselecek. Bu ay içinde 10 bine yakın öğrencinin adaya gelmesi bekleniyor dedi. Amcaoğlu verileri haftalık olarak muhaciret dairesinden alıyoruz. Nota meymanırken öğrenci sayısının belirlenmesi istendi. Rektörler tarafından bizlere aktarılan listelere bakıldığında 10 bin civarı öğrencinin gelmesi planlanıyor. Öğrenciler geldikleri ülkelere göre 10 ya da 14 gün süreyle karantinaya giriyor şeklinde konuştu. Öğrencilerin getirilmesi konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile gerekli istişarelerin aylardır yapıldığını ifade eden Amcaoğlu, yazılı onaylar alındığı için biz bu adımları atıyoruz. Birileri felaket tehlikelerine soyulmaya çalışıyor dedi. Yurda gelişler yeni notama göre 3 uçakta ve 200 kişiyle sınırlı olacak. Öğrenci olduğunu belgeleyemeyenler adaya alınmayacak, yeri gönderilecek ya da havayolu şirketleri tarafından uçağa alınmayacak. Bu açıklama Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay'dan geldi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay yeni bir notam yayınlandığını açıkladı. Yeni notama göre ülkeye gelen uçak sayısında kısıtlamaya gidildi. Son 14 gün içerisinde İngiltere, Hollanda, Danimarka, Güney Afrika ve Brezilya'da bulunan kişilerin KKTC'ye girişleri yasaklandı. Notama göre karar öğrencileri, KKTC'de daimi ikamet edenleri ve ailesi KKTC kimlik sahibi olanları kapsamayacak. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti. Can Altay bu bakanlıklardan gelecek talepler doğrultusunda uçak kısıtlaması ile ilgili notam yayınlanmaya devam edeceklerini belirtti. Öğrenci olduğunu belgeleyemeyenler adaya alınmayacak, geri gönderilecek ya da havayolu şirketleri tarafından uçağa alınmayacak uyarısına bulunan Can Altay devamlı bu konu hem halk sağlığı hem ekonomi çerçevesinde ele alınmaya devam edilecek. Ülkelerdeki vaka sayısına trende göre 10 ve 14 gün karantina uygulaması devam edecek, asla taviz verilmeyecek ifadesini kullandı. Can Altay hassas işbirliği için tüm bayındırlık ulaştırma, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve havaalanı ulaştırma ekiplerine teşekkür etti. Bakan Can Altay, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde karantina otellerinin kapasitesi göz önüne alındığında KKTC'ye düzenlenecek uçak seferleri günde azami 3 uçuş ve her uçuşta en fazla 200'er kişi bulunacak şekilde düzenlediğini söyledi. Buna göre bir gün içerisinde saat 22 ile ertesi gün saat 21.59 arasında en çok 3 adet yolculu tarifeli sefer gerçekleştirilebilecek. Bakan Can Altay, karantina otellerinin kapasitelerinin artırılması durumunda tarifeli seferlerin de artırılacağını kaydetti. Bakan Can Altay söz konusu yasaktan muaf olacakları ise şöyle özetledi. Bu ülkelerde sadece KKTC vatandaşları, anne ve babası KKTC vatandaşı olan ancak başka bir ülkede doğan ve KKTC'de herhangi bir kaydı bulunmayan pasaport kimlik ve benzeri gibi kişilerin anne veya babasının KKTC kimlik kartı fotokopisini ve kendi doğum kayıt belgesini, eşler ise KKTC vatandaşı ile evli olduğunu dair evlilik belgesini sunmaması halinde KKTC üniversitelerinde kayıtlı veya kayıt yaptıracak olan yüksek öğrenim öğrencileri ve daim ikametgahı KKTC olan ve bunu bir belgeyle ispat eden kişilerin girişlerine izin verilecek. Bakan Can Altay söz konusu şartlardan ülkeye gelenlerin ise 14 gün süreyle karantinada kalacağını ekledi. Covid-19 pandemisinde dünya bir yılı geride bıraktı. Bu süreçle birlikte antijen, antikor, ELISA, PCR gibi sözcüklerle günlük hayatımıza girdi. Bu dönemde en çok merak edilen konular arasında Covid aşısı sonrası ne zaman bağışıklık kazanabileceği önemli yer tutuyor. Buna ilişkin açıklama Profesör Doktor Erol Baysal'dan geldi. Baysal, aşıdan sonra antikor testi yaptırmanın bir anlamı olmadığını ifade etti. Kıbrıslı Türk genetik uzmanı Profesör Doktor Erol Baysal, koronavirüs aşısı olduktan sonra yaptırılan antikor testine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Aşı yaptırdıktan sonra antikor testi yaptırmanın pek de bir anlamı olmadığını vurgulayan Baysal, antikor testlerine çok odaklanmayın önerisi yaptı. Antikor testinin sadece bağışıklık sisteminin aşıya tepki verip vermediğini gösterdiğini ancak SARS-CoV-2'ye karşı koruma konusunda bilgi vermediğini ifade eden Baysal, ben ikinci dozumu 2 Şubat'ta oldum, yani bugün tam bir ay oldu. Ne antikoruma baktırdım ne de baktıracağım. Zira elime verilecek veriler yetersiz olacak ve gerçek tabloyu tam olarak göstermeyecek dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'deki 5+1'den sonuç çıkmaması halinde Kıbrıs Türk tarafı açısından kaybedecek bir şey olmadığını yineledi. Yaptıkları atılımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ihya etmenin
çok da uzak olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kısa süre önce Kuzey Kıbrıs'ın her alanda yanlarında olduklarını ve yeni atılımlar üzerine çalıştıklarını açıkladığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de Nisan sonunda gerçekleşecek Kıbrıs konusundaki gayri resmi 5+1 konferans öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs'ı değerlendirmelerde bulundu. Nisan sonunda Cenevre'de gerçekleşecek konferansa davet aldıklarını ve katılacaklarına dair cevapları ilettiklerini söyleyen Tatar, herkesin farklı fikirleri olabileceğini ancak kendileri için bu toplantının öneminin yıllardır tartışılan federal temelli bir anlayışın tükendiğini anlatma fırsatı yakalamaları olduğunu vurguladı. Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da bizim neslimizin son denemesi dediğini ancak sonuca ulaşılamadığını hatırlatan Tatar, bu saatten sonra eğer bir süreç başlayacaksa bu defa farklı olacak dedi. İki devletliğin altında ne var diye sorulduğunda halkım var, devletim var, mücadelem var ve karşı taraftan iyi niyet görmediğimiz için tüketilmiş federal fırsatların kaçırılması var denebileceğini ifade eden Tatar, tüm bunların birleşmesiyle güçlü bir pozisyon çıktığını çünkü başka bir yol olmadığını söyledi. Tatar, iki tarafın onayıyla bir anlaşmaya varılamaması durumunda alternatiflerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlendirilmesi, dünyaya açılması, Türkiye'nin desteğiyle başka çabalara girmek olduğunu ve Cenevre'ye bunu anlatmaya gideceklerini belirtti. 5 Mart Cuma günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile 8 Mart Pazartesi de BM Genel Sekreterinin Kıbrıs konusunda görevlendirdiği BM yetkilisi Jane Horlut ile görüşeceğini açıklayan Tatar, ardından gelecek hafta siyasi partilerle tek tek bir araya geleceğini belirtti. Tatar, Cenevre'ye gitmeden önce ve sonrasında da meclise giderek bilgi vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Efendi'yi kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı patates konusunda yaşanan sıkıntıları 5 Mart Cuma günü AB Dış İlişkiler Yetkilisi Joseph Borrell ile yapacağı görüşmede bu konuyu gündeme getireceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği Başkanı Ergin Halkseven ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Efendi'yi kabul ederek görüştü. Halkseven, Cumhurbaşkanı Tatar'a pandemi öncesinde üretilen yerli patatesin yeşil alt tüzüğü üzerinden ihracatın yapıldığını ancak pandemi sebep gösterilerek Avrupa Komisyonu'ndan gelen bitki sağlık müfettişinin gelmemesi sonucunda ihracatın gerçekleşemediğini aktararak bu konuda temassız ihracatın önün açılması ve üreticilerin uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanması için gerekli başvuruları yapmaya hazır olduklarını iletti. Tatar bu konudaki sıkıntılar için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirterek 5 Mart'ta AB Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile yapacağı görüşmede bu konuyu gündeme getireceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı ayrıca Brexit sonrası Birleşik Krallık ile ilişkilerin ticari anlamda güçlenmesi bağlamında girişimler yapılabileceğini ve patatesin İngiltere ihracatı konusunda girişim yapacaklarını belirtti. Dünyayı etkisi altına alan ekonomik ve sosyal hayatta olumsuz etkilerin neden olan Covid küresel salgını işsizliği beraberinde getirdi. Güney Kıbrıs'ta 2020'de işsizlik oranı 2019'a kıyasla %7,1'den %7,6'ya yükseldi. Güney Kıbrıs'ta 2020'de işsizlik oranı 2019'a kıyasla %7,1'den %7,6'ya yükselerek yılın 4. çeyreğinde işsizlik oranındaki artış devam etti. Rum İstatistik Hizmetleri tarafından yayınlanan iş gücü ile ilgili verilere göre 2020'nin 4. çeyreğinde işsizlerin sayısı 8.196 kişi artarak iş gücünün %8'ini ya da %8,3 erkek ve %7,8 kadın olmak üzere 36.677 kişiye ulaştı. 2019'da bu rakam 28.481 kişi ya da %6,3 idi. Sistat'a göre 2019'un aynı dönemine kıyasla 2020'nin 4. çeyreğinde iş gücü 449.784 kişiden ya da %62,9'dan 456.101 kişiye ya da nüfusun %63,1'ine ulaştı. %70,3 erkek, %56,5 kadın, istihdam 419.424 kişi ya da %58,1, %64,4 erkek, %52,1 kadın, 2019'da ise 421.303 kişi ya da %59 oldu.
15-24 yaş arası işsizlik oranı iş gücünün %19,9'unu oluşturdu. %28,4'ü erkek, %10,9'u kadın. Bir önceki yıl ise %16. %15,9'u erkek, %16'sı kadın oldu. İşsizlik süresine gelince işsizlerin toplam %45,1'i 6 aydan kısa bir süre iş arayışındaydı. %25,2'si 6-11 ay işsizdi. %29,7'si ise daha uzun zaman işsizdi. Sektörlere göre çalışanların büyük bir bölümü hizmetlerde %78,3, sanayi ve tarım alanında %19,2 ve %2,5 olurken bu oranlar 2019'da %78,4, %18,9 ve %2,7 olarak belirtildi. Ve bültenimiz yurt dışında öne çıkan bazı gelişmelerle devam ediyor. Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın El Alto kentinde bulunan El Alto Devlet Üniversitesi'nde çıkan kavga sonucu birçok öğrenci hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan haberlerde üniversitede öğrenci meclisi toplantısının ardından rakip görüşten öğrenciler arasında kavga çıktığı aktarıldı. Üniversitenin 5. katında çıkan kavga sırasında demir korkulukların kırılmasıyla birçok öğrenci 5. kattan aşağı düştü. Aşağı düşen 5 öğrenci hayatını kaybederken 3 öğrenci ise yaralandı. Öğrencilerin 5. kattan düştüğü anlar ise diğer öğrenciler tarafından saniye saniye kaydedildi. Hükümet Bakanı Eduardo Del Castillo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UPEA'nın yaşanan olayın ardından 5 ölü 3 yaralı rapor ettiğini bildirdi. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Imperial County'de sabah saatlerinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Jeep ile çakıl taşı yüklü tırın çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. El Centro Bölgesel Tıp Merkezi Acil Servis Departmanı Müdürü Judy Cruz yaptığı açıklamada Jeep'te 27 kişi bulunduğunu ifade ederek 14 kişinin olay yerinde, bir kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Yaralılar El Centro Bölgesel Tıp Merkezi ve Broadway'deki Pioneers Memorial Hastanesi'nde tedavi altında bulunuyor. Irak'ın güneyindeki Şiilerin yoğun olduğu Kerbela kentinde geçtiğimiz Şubat ayının 19'unda kurulan Kabe maketi başta Irak olmak üzere dünya genelindeki Müslümanların sert tepkisi üzerine birkaç gün sonra kaldırıldı. Kent merkezinde kurulan maketin çevresinde Iraklı Şiilerin tavaf etme görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkiler üzerine İmam Hüseyin Türbesi'nin bulunduğu külliye 23 Şubat'ta maketin kaldırılmasına karar vererek maketin kendileri tarafından yapılmadığını belirtti. İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'da bulunan El Halil kentine bağlı Masafer Yata bölgesine baskın düzenlendi. Filistinlere ait evlerin tapusuz olduğunu iddia eden İsrail güçleri 3 evi yıktı. İsrail güçlerinin yıktığı evlerde yaşayan 24 kişi evsiz kaldı. Evlerin yıkılmasını istemeyen Filistinler İsrail güçlerini engellemeye çalıştı. Nepal'in doğusundaki Tablejung bölgesinde yer alan Dopan Bazar kasabasında sabah saatlerinde bir kumaş dükkanında yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada çinko levha çatıları bulunan birbirine bitişik taş ve ahşap evlerin kısa sürede alev aldığı belirtildi. Yangında en az 40 evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 4 saat sonra yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında can kaybı yaşanmadığı belirtilirken hasar tespiti için çalışma başlatıldığı bildirildi. Ya.
Pakistan'ın Sint Eyalet Meclisi'nde iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi milletvekilleri senato seçimleri öncesi taraf değiştirdikleri gerekçesiyle 3 milletvekine saldırdı. Daha önce de senato seçiminde kendi istekleri doğrultusunda oy kullanacaklarını ifade eden milletvekilleri Aslam Abro, Şeryar Şar ve Karim Bakş Gobol meclise girdikleri anda saldırıya uğradı. Milletvekilleri arasında çıkan yumruklu kavga farklı parti üyelerinin araya girmesiyle son buldu. Video bana ram. Gel oğlum. Rahat karam. Bana bak dedi. Bir başka bana. Bir dakika. Endonezya'nın Sumatra adasındaki Sinabung yanardağ faaliyete geçti. Volkanoloji ve Jeoloji Afet Azaltma Merkezi tarafından yapılan açıklamada yanardağda patlama meydana geldiği bildirildi. Yanardağın geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana ilk büyük patlamayı kaydettiği, gökyüzüne 5 kilometreye kadar kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Yaşanan olayla ilgili can kaybı bildirilmezken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yanardağdan yükselen dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü. Bültenimizin sonunda haber özetlerimizi yeniden anımsatıyoruz. Esen kalın, mutlu akşamlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Fuat Oktay, anlaşmanın temeli olarak yatırımlar ve ekonomik çarkların dönmesidir dedi. 3 milyar 250 milyon TL kaynak ayıracakları söyledi. Başbakan Ersan Saner, 400 milyon TL civarındaki bir bütçeyle reel sektörü destekleme kararı aldıklarını ve protokol kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile değerlendirdiklerini söyledi. Kanal T Haber'in bugünkü durağı Değirmenlik Belediyesi oldu. Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Kanal T Haber'e bölgede vakalara ilişkin bilgi verdi. Belediye ve bölgede yaptırılan 560 testin tümünün negatif çıktığını kaydetti. Resmi Genel Sekreteri Serhan Aktunç, açılma taleplerini bir kez daha Kanal T Haber aracılığıyla duyurdu. Aktunç, pazartesi günü işletmelerini açacaklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşındaki hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.